Bu trenlerle dünyanın her yerinde yolculuklar yaptık. Çok güzel rotalar ama işte bu başka bir seviye yolculuk. Panoramik camları ile İsviçre'nin fantastik treni Berlin Express. Doğanın içinden tam anlamıyla geçmek için yolculuğa hazırsanız atlayın, tren kalkıyor. Berlin Express'e binebilmek için İsviçre'nin Zürih şehrinden Çur şehrine gitmem gerekiyor. İki katlı bir trene binip kendime güzel bir köşe buldum ve 1,5 saatlik güzel manzaralı yolculuklardan sonra Çur'a vardım. Şu anda İsviçre'nin en güzel ama en güzel tren rotalarından bir tanesini yapmaya Çur öyle bir şehre geldim. Buradan Berlin Express diye bir ekstra, şu arkamda gördüğünüz tren, muhteşem bir panoramik manzarasıyla böyle 5 saat süren İsviçre'den İtalya'ya geçen bir tren yolculuğu bu. Ve hazırsanız dünyanın en güzel tren rotalarından birisini yapmak için tren atlayalım. Bu arada bu trenin bileti yaklaşık 160 kron. Ama ben bu fiyatı vermedim. Çünkü Interrail biletim var. Size daha önce söylemiştim. Interrail biletiniz varsa sadece koltuk rezervasyonu yapmanız gerekiyor. O da 26 dolar, 26 euro civarlarında bir şey. Interrail ile ilgili bilgileri ben aşağıya koyarım. Oradan bakarsınız zaten. Hadi gidelim, trene binelim şimdi. Şu camlara bakar mısınız? Panoramik komple. Ta gökyüzünü falan da görebiliyorsunuz. Burası birinci sınıf herhalde. Bakayım, bir yazıyordu. Şu, ama ikisi de aynıymış. Sadece birisinde koltuk tekli şöyle. Diğerinde ikili. Burası 4. Ben şuradan gideceğim. Wow. 72, 60. Şu şeye bakar mısın tren abi? Bu nasıl bir efsane? 50, 34. Evet, yolculuk başladı şimdi. Yaklaşık 5 saat sürecek olan bir yolculuk. Olsa da gerçekten inanılmaz bir manzara var. Şuraya bakalım. Bir gelin bakalım, gezelim birazcık. Tuvaletinden başlayalım. Biliyorsunuz bütün trenlerde tuvalete bakmadan olmaz. Çünkü çişim geldi. The Bernina Express goes over one of the steepest and most spectacular alpine crossings there is in the open. Bir yükseklikten geçmiş. Tren öyle manzaralardan geçiyor ki böyle sanki köyü bu tren geçerken böyle baksınlar diye yapmışlar. Hadi gelin ön taraflara doğru gidelim. Birinci sınıfı göstereyim size. Çok bir farkı yok zaten bu arada. Bir türlü hareket edemiyorum. Burası da birinci sınıf. Gördüğünüz gibi yine ikili koltuklar var. Bu tarafta da bir tane koltuk var. Buraya kadarmış her şey. Şu tarafa geçebiliyor zannettim ama geçilmiyormuş. Gördüğünüz gibi birinci sınıfta ikinci sınıf arasında çok bir fark yok. Camlar yine aynı. Buradaki de aynı. Hiçbir fark yok. Dolayısıyla 26 dolar vererek böyle efsane bir deneyim satın alabiliyorsunuz. Hop. Kapıları da bir tanesi böyle açılıyor. Bir tanesi seni görünce açılıyor. Bir tanesini böyle çektirince açılıyor. Çok anlamadım. Hop. I will fold for you. Thank you. Thank you. You're welcome.
Burası da böyle birinci sınıf deneyimi. Birinci sınıfların tuvaletlerine bakalım ne farkı varmış. Biraz daha büyük, hatta bayağı büyük. Niye bu kadar büyük? Ne yapıyorsunuz ki tuvalette? Yani şuradan başka şurayı niye kullanıyor olabilirsiniz? Böyle bir manzaralı tuvaletleri var bunların da. Her şey aynı. Burası da şeylerin çalıştıkları yer ama bana geçmemiz izin verdiler. Thank you so much. Geldik bizim arka vagonları. I am pleased to present guests from the tail section. İnsan bu manzara seyrederken düşünmeden edemiyor. Sanki böyle bütün dertlerin unutup gidiyor, dünyada hiç kötü bir şey yokmuşçasına. Sanki böyle bir pazar sabahı uyanıp hiç okula gitmeyecekmiş gibi çizgi film izleyen bir çocuğun mutluluğuna benziyor. Ah ah, ne yaşamlar var dünyalarda. Bir trenin arkasına bakalım. Burada ne varmış? Trenin sonu. Açınca gidiyoruz mu? Açamıyoruz tabii. Böyle bir sondayız. Selam dostlar. Küçük bir araya giriyorum ama size bahsetmek istediğim bir konu var. İngilizce öğrenmek benim hayatımı değişti. Sizin de hayatınızı değiştirebilir diye bundan bahsetmek istiyorum. Daha iyi bir iş, daha iyi bir kariyer, daha iyi bir sosyal çevre, kısacası daha iyi bir hayat istiyorsanız İngilizce öğrenmeyi ertelemeyin artık. Ve emin olun sandığınızdan çok daha kolay. Çünkü Open İngilizce dünyanın her yerinden ve istediğiniz zaman İngilizce çalışabiliyorsunuz. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle grup ve özel derslere katılabiliyorsunuz. Telaffuz, dil bilgisi, kelime dağarcığı gibi geliştirmek istediğiniz konularda içerisindeki interaktif araçları kullanarak ilerlemenizi görebiliyorsunuz. IELTS, TOEFL gibi sınavlara hazırlanabiliyorsunuz. Open İngilizce'nin en güzel yanlarından bir tanesi 7-24 haftalık bir sınır olmadan canlı derslere katılabiliyorsun. Dünyanın herhangi bir yerinden İngilizce öğrenmeye karar verdiğin anda İngilizce çalışmaya başlayabiliyorsun. Şu anda da Open English'in 160 sonbahar kampanyası var. Gerçekten işleri çok kolaylaştırmışlar. Bir tek sana kalıyor iş. Şimdi formu doldur ve hemen başla. Tren içinde gezmek de. Ve şimdi muhteşem manzaradan geçtik. Bir 3 saat yolculuk yaptık. Bir 3 saatimiz daha var diye tahmin ediyorum. Bakayım 1.34, 6 yok. 5 saat, 2.5 saatini yaptık. 2.5 saat kaldı. Bir kahve söyledim. Bu manzarada kahvesiz olmaz. Vah, gerçekten dünyanın en güzel tren yolculuklarından bir tanesini demesinin bir anlamı varmış. Muazzam viyadüklerden geçiyor. İnanılmaz şelalelerden, inanılmaz dağ manzaraları, harika doğa manzarası. Bir de bir güneş açıyor, bir kapanıyor. Bir de karların arasından geçiyorsun. Bir bahar gelmiş, çiçekler açmış falan böyle. Muhtemelen doğa bir zamanda yaptım bu yolculuğu. Arkadaşlar da burada trenle tanıştık. Onlarla da yaşıyorlarmış. Şimdi onlar da böyle tren yolculuğunu deneyimlemek için buraya geldiler. Ama yarı yolda indiler, tekrar dönecekler onlar. Ben İtalya'ya doğru devam ediyorum. Thank you. $4.50. 4.5 kron. Burada bir trende kahve içmek isterseniz. This one is sugar. This one is milk. Milk. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Şu güzel manzaralarda bir de kahve keyfi yapalım. Çünkü bugün aslında bu tren yolculuğundan sonra Tirana diye bir yere varıyor bu trenin yolculuğu. Bu Bernina Express'in İtalya'daki en son noktası. İtalya'ya girdikten sonra bitiyor zaten. Sonra ben oradan iki tren daha alacağım. Milan üzerinden Bologna'ya giden bir tren yolculuğum olacak. O da yaklaşık olarak böyle gece 23.50'ye kadar falan bir yolculuk yapacağım anlamına geliyor. Sabah başladım. Akşam 12'ye kadar trenlerle böyle İsviçre'den İtalya'ya giden muazzam bir rota izlemiş olacağım. O yüzden bu kahveyi hak ettim. Hem de uyanık kalmamanız için. Birazcık normalde şeker kullanmıyorum bu bayağı yıllar oldu ama süt bazen damlatıyorum ki böyle hafif acılığını alsın diye. Bayağı damla şeklinde ama hiç süt koyuyor gibi değil yani. Şöyle.
Tadı kaşık herhalde. Bu arada tren alacağım diyorum ama hepsi bedavaya gidiyor. Daha önce söylediğim gibi Interrail diye bir sistem var. Türkiye'de buna dahil bu arada. Normalde Avrupa ülkesi değilseniz Eurorail almanız gerekiyor. Ama Avrupa ülkelerinden biriyseniz de Türkiye olmamasına rağmen Interrail'e dahil etmiş. Dolayısıyla Interrail bileti alarak bütün Avrupa'daki trenle ücretsiz olarak binebiliyorsunuz. Ve biletinize göre atıyorum 2 ay boyunca sınırsız diye bir şey var. Ya da 15 gün boyunca 5 kere binme var. Ya da ne bileyim 7 günde 2 kere binme var falan filan. O biletin fiyatına göre değişiyor. Ben 2 ayda 15 kere binmeli aldım. Çünkü 2 ayda 15 kere en fazla. 15 gün bu arada. 15 tren bileti değil. Yani bir gün içerisinde gidebildiğiniz kadar gidebilirsiniz 24 saatte. O ona dahil oluyor. Dolayısıyla o bir kere sayılıyor. Ben 15 kerelik almış oldum bunun gibi. Mantıklı. Eğer Avrupa'da gezecekseniz Interrail olmadan gezmeyin. İnanılmaz kazık fiyatlar oluyor. Özellikle yazın geziyorsanız. Uçaklar pahalı zaten. Trenle tek tek aldığın zaman biletler inanılmaz uçuk. Sadece bu 160 euroydu. Düşünsenize yani. Ben toplam 500 euro verdim ve 2 ay boyunca geçerli bütün Avrupa'da. Soaking in the warmth of peace beyond a fight. You have dreamt of walking, slowly taking time, figuring the knots out in this web of mine. Abi yukarı çıktık sanırım ve 3400 gibi çıktık. Bayağı karların yanına gidiyoruz artık. Tepelerinde. Mola verdi. Bak kapanma. Sadece gidip böyle fotoğraf çekilsin diye. Çünkü bu bir tam bir turistik tren olmuş. Deneyim treni. Baksana da şu arkamda masmavi abi. Böyle bir renk olabilir mi ya bir gölün? Şu gölün güzelliğine bakın. İnanılmaz. Gelin biraz istasyonu gezelim. 2600 yükseklikteyiz şu anda. Herhalde 3000'le inildik. Yok 2600 mü maksimum? Tam orayı anlamadım ama. Yeterince soğuk bir yerdeyiz. Baksanıza herkes fotoğraf çekiliyor. What is this? Tea. Tea. Okay, thank you. Böyle şimdi bir çay getirdiler ve şöyle dedi, Berlin Express hediyesi yapmış. Herkese bundan dağıttılar. Şimdi çok tatlı değil mi? İçinde ne var? Çikolata var. Tabii ki çikolata var. Çok mutlu oldum. Bakalım içinden ne çıkacak. Dadadadın. Trenin kafası çıktı. Böyle içinde bir sürü çikolatalar var. Tam tatlı gibi. Süper böyle. Çikolatalar. Evet, İsviçre'den ayrılırken de son bir İsviçre çikolatası yemeden olmazdı. Bir yanında çay vermişler. Bu nasıl bir çaydır ya? Bio, organik ama soğuk çay herhalde. Yani soğuk bitki çayıymış.
Son İsviçre çikolatamızı yiyelim. Treni mi oldu ya? Çok güzel. Çay bildiğin nane, naneli limon gibi. Çok güzel ama çok böyle soğumuş naneli limon yapar ya böyle anneler hani boğazları üşüdü diye birden bulanınca kalan yapılır doğru. Onun böyle hafif hali. Geldik. Şimdi sadece 5 dakikam var Milan trenini yakalamak için, o yüzden koşmam lazım. Bakalım Milan trenini yakalayamazsam bu gece buradayım. Son 2 dakika kala yakaladım ama değiştirmen lazım falan diyor. Umarım doğru trene biniyorum. Geldim ama diyor ki eğer Milano gitmek istiyorsan arada değiştirmen gerekiyor falan diyor. Tren durdu. 1 saat burada bekleyecekmiş. Çalışma mı ne varmış anlamadım ama 1 saat buradaydı ve deli gibi yağmur bastırdı. Bir yağmur yağıyor. Açıklama yapıyor herkese şimdi tek tek ama muhtemelen bir saat buradayız. Valla benim keyfim yerimde. Böyle şarjımı da buldum. Kulaklığımı da taktım. Müzik dinliyorum böyle yağmur eşliğinde. Sorun yok. Sadece bir gece Milano'da kalacağız. Normalde Bologna'ya gitmek istiyordum. Ve bir saat sonra hareket ettik şimdi. Gidiyoruz. Milano'ya gideceğiz mi emin değilim ama hala. Selamlar. İtalya'ya geleli yaklaşık 10 gün falan oldu. Videoyu öyle kapatabiliyorum. Unutmuşum sonunu çekmeyi. Ama İtalya'ya gelince şu fark ettiğim şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi İsviçre ve İtalya ikisi de Avrupa'da bir ülke olarak biliyoruz ama İtalya gerçekten absürt derecede farklı. Yani gelir gelmez böyle sistem bozukluklarını, yerdeki çöpleri, insanların birbirine davranışı. Yani İtalya'yı kötülemek için söylemiyorum. İsviçre'den gelince bu fark anlaşılıyor. Öyle bir şey fark ettim. Şimdi Venice'in, Bologna'ya gelmiştim bu arada. Bir hafta orada kaldım. Venice'in böyle dağlarında bir kampingde kalıyorum böyle. Benim doğum günümdü ve doğum günümü kendi başıma, aslında kendimi kendime hediye ederek geçirmek istediğim için böyle bir kampinge geldim. Güzel bir karavan tuttum burada ve onda kalıyorum. Şimdi işlerimi yapmak için oturdum. Videoları editleyeceğim. Son olarak eğer siz de benim gibi dijital nomad olarak seyahat etmek istiyorsanız bizim çok güzel bir topluluğumuz var. Orada nasıl dijital nomad olurdan tutun da ilk defa dijital bilgileri kazanacaksanız bunu nasıl kazanacağınızı anlattığımız bir guide rehberimiz var. Ve bununla beraber zaten dijital nomadsanız da yine herkesin birbiriyle bilgi paylaştığı, gittiği ülkeler hakkında fiyatlardan tutun da yaşama kadar her şeyi paylaştığımız topluluğumuz var. Aşağı link bırakıyorum. Mutlaka katılın derim. Güzel paylaşımlar yapıyoruz. Öpüyorum. Görüşürüz.